Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek sayısı olarak başlamamız gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. 6, 12, 18 diye devam edecek. Sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bir model için. Sonuna 3 ilmek. Toplamda 15 ilmeğim var şu anda şişimde. 15 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Ben lastiksiz başlayacağım hemen arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sıra düz örelim. Evet, birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bakın birinci ilmeğimi arkadan aldım. İkinci ilmeğimi de önden aldım. Şu şekilde taktım. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, sola doğru iki ilmeğimi düz örerek kestim. Buraya kadar bir model arkadaşlar. Şu şekilde birinci modeli kurduk. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra sağa doğru iki ilmeğimin, bakın öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Sağa doğru iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim sola doğru. Bir ilmek düz ördüm kenarda, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki 4 sıramızı da kaydırarak yapacağız. Yani modelimizi kaydırarak 4 sıra daha yapmamız gerekiyor. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1. sırada nasıl yaptıysak 5. sırada yine aynı düz olarak örelim ilmeklerimizi. 6. sıra arka yüzünde de ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 7. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Burada 1 ilmek doladım. Bakın 1 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım. Daha sonrasında 2 ilmeği sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Modeli kaydırdık. Kenarda şimdi ikinci kuruluşta kenarda yarım dilim olacak. Ortalara kaydırmış oluyoruz şimdi modeli. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir doladım. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru aldım ilmeğimin ikisini. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi sağa doğru 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim ve 2 ilmeğimi 1 alarak sağa doğru kesmiş oldum. Bu şekilde. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimin ikisini 1 düz örerek kestim. Bakın modeli burada kurmuştuk. Bunda da şu ortaya kaydırmış olduk. Diğer 3 ilmeğe kaydırdık. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kestim ilmeğimi. 1 doladım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ortada bir model, kenarlarda yarım model kurduk şimdi. 8. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz bu 8 sıranın tekrarından oluşacak arkadaşlar. 4 sıra altta modeli kurduğumuz gibi diğer 4 sırada modeli kaydırdık. Yaptığımız işlem aynı. Evet. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Bakın 8 sıradan oluşan modelimiz. Videoda anlaşılmayan yer olursa arkadaşlar 1. sıradan tekrar izleyerek başlayabilirsiniz. Bir de daha önce şöyle bir parça yaptım size göstermek için. Şöyle tutayım. Bunu da şöyle hazır lastik yaptım. Kanalımda var arkadaşlar. Hazır lastik, tekstil tipi lastik diye isterseniz yorumlara linkini bırakabilirim. Bunu da beraber yaptık. Bunu lastiksiz yaptık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Modelimizin arka yüzü de şöyle. Kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde böyle bir görüntüsü olur. Modelin yapımı oldukça kolay ve zevkli bir model. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz kullanışlı ve güzel bir model. Yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika modellerden. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız.
Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.